yurt dışında görgü kurallarına aykırı davranma konusunda yapılabilecek en kötü hatalar nelerdir? Hangi ülkede hangi davranış yanlış anlaşılır? Biliyor musunuz? En çok seyahat eden insanlar bile bazen gittikleri yerlerde kendilerinden beklenen davranışı sergileme konusunda hataya düşebilirler. Örneğin, internet üzerinden seyahat düzenleyen bir sitenin kurucusu Sam Bruch, Hong Kong'da yetişmiş olmasına rağmen birine kart vizit verirken iki eliyle tutarak vermek gerektiğini çok sonra öğrenmiş. Bir toplantıda kart vizitimi ters çevirmiş olarak masanın diğer ucunda oturan kişiye kaydırarak atmıştım. Onlar da aynı anda kendi kartlarını bana uzattılar. İki eliyle tutmuş ve eğilip selamlar bir şekilde yaptığımın saygısızlık olduğunu o an öğrendim, diyor Bruch. Bu tür hataları öğrenmek için Quora adlı anket sitesine başvurup üyelerinden "Ülkenize gittiğimde asla yapmamam gereken şeyler nelerdir?" sorusunu sorduk. Gelen en ilginç cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayı tuzağı. Bazı ülkelerde bir şeyi yanlış sayıda vermek, hiç vermemekten daha kötüdür. Kimseye verdiğiniz çiçek sayısı çift sayı olmamalı. Ölülere çift sayıda çiçek verilir, diyor Moskovalı Katerina Makalova. Buketler 1, 3, 5, 7 gibi tek sayıda çiçekten oluşmalı. Rusya'da tek sayılı çiçekler mutlu olaylar içindir. Çift sayılar ise cenazelere gönderilir. Başka bir ülkede de hangi sayıların şans, hangilerinin şanssızlık olarak algılandığını bilmek önemli olabilir. Terry Morrison, farklı ülkelerde görgü kurallarına ilişkin öpmek mi, eğilmek mi, tokalaşmak mı adlı bir kitap yazmış. Sayılar sandığınızdan daha önemli olabiliyor, diyor. Çin'de 4 kelimesinin telaffuzu ölüm kelimesine çok benziyor. Bu nedenle vereceğiniz şeyin 4 tane olmamasına dikkat etmek Çin'de iyi bir fikir olabilir. Aynı şekilde Japonya'da geleneksel olarak evlenen çiftlere hediye olarak verilen kağıt paranın eşit olarak ikiye bölünür olmaması önem taşır. Aksi halde evliliğin boşanmayla sonuçlanacağına inanılıyor. Örneğin 20 bin yen takılacaksa bunun 10, 5 ve 5 bin olarak takılması, 2 tane 10 bin yen banknottan kaçınılması salık verir. Kafaya dokunmayın. Tayland ve Malezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde Quora'ya gelen yanıtların çoğu ise kişilere dokunurken dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Ne kimsenin kafasına dokunun ne de kafasının üzerinden bir şey geçirin diye uyarıyor. Kuala Lumpurlu Neha Karyania, kafa vücudun en kutsal parçası olarak görülür, diyor. Bu, küçük çocukların saçını okşamak gibi gayri resmi durumlar içinde geçerlidir. Tayland açısından da aynı şey geçerlidir. Baş, ruhun oturduğu yer olarak görülür, diyor Morrison. Bu inancın kaynağı da Budizm'de vardır. Her yerde, herkeste konuşmayın. Batı Avrupalı Quora üyeleri ise yabancılarla konuşmama konusunda uyarıda bulunuyor. Bir şeyin ne kadar kötü olduğu ve hava hakkında konuşmanın dışında yabancılarla sohbet etmeyin diye uyarıyor. Londralı Thomas Godwin, başka bir Londralı Paul Johnson ise bir keresinde bir metroda benimle göz göze gelmişti.
şimdi gözleri yok diye şaka yapıyorlardı. Yine Londralı Stanley Yogan, metrodayken kişisel alanınızı korumak için yapılacak tek şey göz teması kurmamaktır, diyor. Kuzey ve Batı Avrupa'nın büyük kentleri açısından vurgulanan bir diğer konu da zamanı iyi kullanmak ve gereksiz sohbetlerden kaçınmak. Morrison, bu ülkelerde olaylara iş merkezi bakıldığını ve başka konular hakkında konuşmanın dikkat dağıtıcı olarak görülebileceğini belirtiyor. Latin Amerika şakaları. Bazı Quora üyeleri ise şakaları anlama konusunda uyarıyor. Örneğin, Meksikalı Alejandro Suarez, kişilerin kendileri hakkında yapılan aşağılayıcı esprilerden gocunmamaları, tersine bunu kabul görme işareti olarak algılamaları gerektiğini söylüyor. Biz de sırf eğlence olsun diye takılma, alay etme, aşağılama geleneği vardır. Yemekte otururken bile aile içinde herkes birbiriyle alay edip gülmekten kırılır, diyor. Morrison, bu tarz şakalaşma kültürünün Latin Amerika'da çok yaygın olduğunu belirtiyor. Ancak karşılık verirken dikkatli olmak gerektiği konusunda da ayrıca uyarıyor. Şakaları doğru tercüme etmesi zordur. Bu nedenle en iyisi onlardan kaçınmaktır, diye de uyarıyor. Morrison, Quora sitesinde kimsenin yüksek sesle konuşmama konusunda uyarı bulunmamasına ise şaşırdığını söylüyor. Özellikle biriyle karşılıklı konuşurken yüksek sesle konuşmak birçok ülkede patavatsızlık olarak görülür. Fransa'da bu tam bir münasebetsizliktir, diyor. Yoksa biri sizi gözetliyor mu? Morrison, Fransızların farklı durumlarda farklı bir ton kullandığını, sesin ayarını karşıdaki insana göre ayarlamak gerektiğini söylüyor. Kafede otururken yan masa size çok yakın olsa bile konuşmaları duyamazsınız, diyor. Sesin ayarını düşük seviyede tutmak sadece nezaket açısından değil, güvenlik açısından da yerinde bir tutum olabilir. 1990'da Fransız Hava Yolları'na ait bir uçağın birinci sınıf kabininde mikrofonlar bulmuştu. Bunun casusluk amacıyla mı, başka bir amaçla mı yapıldığı öğrenilemedi. Ancak bu olay aşırı gözetim altındaki günümüz dünyasında her an herkesin dinlenebileceği tehlikesini hatırlatıyor. Uçaktaki, oteldeki, ofisteki konuşmalarınız sadece yanınızdaki insanlar tarafından değil, başkaları tarafından da dinleniyor olabilir. Ve hala da böyle olabilir. Bu nedenle yolda hem güven hem de mahremiyet açısından biraz daha dikkatli davranmak her zaman yerinde olacaktır. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi her ülkede insan davranışı farklı algılanabiliyor. Yurt dışına çıktığınızda mümkün olduğu kadar gideceğiniz ülke hakkında bilgi edinin, yanlış ve sıkıntılı durumlara düşmeyin. Her şeye rağmen heyecanlı ve egzotik geziler yaşamanız dileğiyle.